Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şişi yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz bakın şöyle bir parça halinde başladım. Karnabaharlar, farklı farklı isimleri var örneğimizin. Böyle orta kalınlıkta mürdüm, mora yakın bir ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi parça halinde başladım. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz renkten yaparsınız modelimizi. Bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Bir örneğimiz için 8 ilmeğe ihtiyacımız var. 8 ilmek, 8 ilmek yapacağımız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız sevgili izleyicilerim. Hemen örneğimize geçelim. Ara ara zaten göreceksiniz modelimizi de. Şöyle dursun hemen. Başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi attık. Dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği alt ucuna yaptıktan sonra ön yüzeyden, arka yüzeyden birer sıra düz örüyoruz. Bakın şimdi arka yüzden ördüm. Bir sıra ters. Ön yüzden düz örüyorum. Tekrar arka yüzden ters öreceğim. Toplam 3 sıra örmüş oluyoruz. Lastik veya ilmeğimizin üstüne yaptıktan sonra. Bu ikinci sırası olur ilmeklerimizden sonra. Şimdi zaten ara uçları göstereceğim. Bakın düz ördük tamamını. Bakın arka yüzde. Şimdi bir sıra daha örüyoruz ters. Yani arkalı önlü sayarsak 3 tane arka yüzde ara uçumuz olması lazım modele başlamadan önce. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Şimdi ördük bakın arkalı önlü 3 sıra oldu ilmek attıktan sonra. Şimdi hemen modelimizin o kıvrımlı yerine başlıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ilmeğimi 1 alıyorum. Bakın 2 ilmeği 1 aldım. Sonra 1 doluyorum. Bir örüyorum. Tekrar bir doluyorum. Bir örüyorum. Bu 5 tane ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Şimdi sayalım. Bu 2 ilmeği bir almıştık bakın. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimizi bir dolayıp bir ördük. Şimdi yine doluyoruz. 3 tane ilmeğimizi bir alıyorum. Şu an bir örneğime başlamış oldum. İkinci örneğe geçerken de bakın bu 3 tane ilmeği bir aldıktan sonra bir doluyorum. Bir düz örüyorum. 5 tane ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Şu an 5 tane ilmeğimi ördüm sevgili izleyicilerim. Bakın bu 3 tane bir almıştım. 1 2, 3, 4, 5. Tekrar bir doladım. 2 ilmeği bir alıyorum. Başta ve sonda ikişer ilmek bir alıyorum. Örneklerin arasında üçer ilmek bir alıyorum. Çünkü iki taraftan da ilmeğimiz eksilmiş olsun diye. Şimdi arka yüze geldik. Bakın. Arka yüzde bütün ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Bakın. Hem dolamış olduklarımı hem de örmüş olduğum ilmekleri arka yüzde düz örüyorum. Çok zevkli ve kolay bir örgü. Belki biraz böyle karışık gibi gelebilir ama hiç de değil. Zaten videomuzu izlediğiniz zaman göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu. Bundan bayan yelekleri, bebek yelekleri harika durur sevgili izleyicilerim. Karnabaharlar, brokoli, değişik değişik isimleri var. Bu şekilde bakın sıramı tamamlıyorum. Tamamını kaç ilmeğimiz olursa olsun hepsini düz ördüm. Arka yüzden ön yüze doğru. Şimdi ön yüze geldik. Bakın ön yüze. Şimdi kenar ilmeğimden sonra yine başta burada 2 tane ilmeğimi bir alıyorum. Şimdi arttırma falan yok. Bakın 1 2 3
4 5 6 7 8 9 tane ilmeğimi düz örüyorum sevgili izleyicilerim. Bu 2 ilmeği bir aldıktan sonra bakın 2 4 6 8 9. Şimdi buradaki takip ediyoruz. Burada yine 3 tane ilmeğimi bir alıyorum. Yine bakın 9 tane ilmeğimi düz öreceğim. 2 3 4 5 9. Bakın 9 tane ilmeğimizi ördük. 8 9. Şimdi yine 2 tane ilmeğimiz burada var. Onları da bir alıyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde artık tamamını ters örüyorum bakın. İlmeklerimizin tamamını ters örüyorum. Çok kolay ve zevkli bir örgü. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Böyle biraz hızlı geçiyorum arka yüzünü. Sarıdan da bakın güzel durdu modelimiz. Bebek yeleği falan yapacaksanız harika bir renk durdu sarıdan da. Şimdi ön yüze geldik yine bakın. Ön yüzde şimdi iki tane yine bakın ilmeğimi bir aldım. İki ilmeğimi bir aldım. Şimdi burada 2, 4, 6, 7. Bir sıra daha bu şekilde öreceğiz sevgili izleyicilerim. Bir sıra daha. Şimdi 2. 2 ilmeği bir aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın. Birinci sırada 9, sonra ikinci sırada 7. Şimdi 3 tane ilmeğimi yine bir alıyorum. Tekrar 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 4 5 6 7. Zaten belli bakın. Burada 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Bu eksiltmeleri unutmayacağız. Unutursak örneğimiz olmaz. Şimdi arka yüzde tamamını ters örerken siz modelimi yakından izleyin. Hemen örneğimizin ikinci örneğimizin başlama yerini de anlatalım. Ve bugünkü videomuzu tamamlayalım sevgili izleyicilerim. Aynı birinci sırada yaptığımız gibi. Bakın 3 sıra arkalı ön ördük. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. İkinci örnekte aynı yine bakın önce 2 tane ilmeğimi bir aldım. Bir doladım. Şimdi 5 tane ilmeğimi bir örüp bir doluyorum. Bir örüyorum, bir doluyorum. Bir ördüm, bir doladım. Sayalım 1 2 3 4 5. Şimdi tekrar doluyoruz. 3 tane ilmeğimizi bir alıyoruz. Yine önce bir doladım. Sonra tek tek birer birer örüp doluyoruz. Yani şişimize birer ilmek arttırmış oluyoruz. Şimdi doladık. İkisini bir alıyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüze geldiğimizde arka yüzde bütün ilmeklerimizin tamamını düz örüyorum bakın. Düz. Hızlıca geçerken siz örneğimi yakından izleyin. Hemen ön sırayı örüp bir sıra bitirmek istiyorum. Aynı zaten. Hızlıca hemen geçiyorum. Şimdi bakın ön yüzeyden de bir sıra anlatalım ve bugünkü videomuzu bitirelim.
Başlarda hep ikişer tane ilmeğimizi bir kesiyoruz sevgili izleyiciler. Bir, sonra şimdi 9 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın burada belli zaten 3 tane ilmeğimizi bir alıyorum. Tekrar 9 tane ilmeğimi düz örüyorum. Hep sayılarla. Yanlış olursa örneğiniz kayar. Şimdi yine 9 tane örüyorum bakın. Sonra da 2 ilmeğimi 1 alıyorum kenarlarda. Arka yüzün tamamı ters. Ön yüze geldiğimiz zaman da ön yüzde de yine başta 2 tane buradan 1 alıyoruz. Sonra 7 ilmeği, ortada 3 ilmeği, 7 ilmek, kenarlarda 2 ilmek. Arka yüz tamamı ters. Ön yüze geldiğimizde yine 2 ilmeğe 1 alıp sonra bir örüp bir doluyoruz. Bir örüp bir doluyoruz 5 ilmeğimizi de. Bakın sarıdan da harika durdu. Tabii hep söylüyorum, örnekler çoğaldıkça daha da güzel durur örgümüz. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.